Arkadaşlar merhaba, Yusuf Hanım'a hoş geldiniz. Bu dersimizde geometriden, üçgende benzerlik alanından çıkmış soruları çözeceğiz arkadaşlar. Evet, ilk sorumuzdan başlayalım. İstanbul Üniversitesi 2018 sorusu. Şimdi baktığımızda DE AB'ye paralelmiş. Tamam, DE'nin AB'ye paralel olduğunu biliyorum. AB'yi 15 vermiş. Tamam. EC'yi 8 vermiş. EC 8, tamam. AD, DC. Şimdi AD 2K ise DC 3K olur. Doğru mu? Tamam. Şimdi bize neyi soruyor? A, E, D'yi soruyor. Şu üçgenin alanını soruyor arkadaşlar. Şurayı soruyor. Bakın dikkat edin. A, E, C üçgeninin alanını nasıl bulabilirim? Tabanı 8'dir. Tabanı 8. Yüksekliği de 15'dir. Doğru mu? Geniş açılı bir üçgen olduğu için bunun yüksekliği üçgenin dışındadır. O zaman şunun tamamının alanını, A, E, C'nin alanı nasıl bulurum? 15 çarpı 8 bölü 2. Gitti gitti. 4, 4 kere 5, 60. Tamamının alanı 60. Alan, bir üçgende alan tabanla orantılıdır. Yani bu 3K, 3A'yı görüyorsa 2K, 2A'yı görür. Bunu diyebilirim. 5A eşittir 60. A eşittir 12 olur. Bize neyi soruyor? A, E, D'yi soruyor. Yani 2A'yı soruyor. 2 çarpı 12, 24 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu soruya baktığımızda İstanbul Üniversitesi 2016 sorusu. Şimdi EGC'nin alanının EGC'nin alanı, yani şu alanın, şurası 5 olacak arkadaşlar. Burası 5 olarak düşünün. BFG'ye oranı, BFG'ye oranı, şuraya oranını sormuş. AB AC'ye eşitmiş. Yani ikizkenar üçgen. O zaman ben buraya alfa dersem burası da alfa olur. Şimdi dikkat edin. Ben buranın alanını bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Buranın EGC'nin alanı. Önce burayı bulalım. Buranın alanını S1 diyorum. S1 eşittir 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sin alfa. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şurası alfa olsun, şurası A olsun, şurası B olsun. Buranın alanı S eşittir 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs alfadır. Sinüs alan formülü olur arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 5 çarpı sinüs alfa sin 1'i S1'i verdi. S2'yi bulalım. S2 eşittir 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı yine sin alfa. Bana S1'in S2 oranını soruyor. Oranladığım zaman 1 bölü 2'ler gitti. Sin alfalar gitti. Burası 30 bölü 12 oldu. 30 bölü 12. 30'u 12'ye bölelim. 3'e bölelim 10. 3'e bölelim 4 oldu. 2'ye böldüm. 5 bölü 2 cevabım Edirne olur arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi ne demiş? İki tane eşit açı demiş. Tamam. AD'yi 4 demiş. Tamam. DC'yi 5 vermiş. Tamam. AE'yi 3 vermiş. Tamam. B'ye X'i soruyor. Bakın. Şimdi burada ABC üçgeni ile AED üçgeninin benzer olduğunu görüyorum. Niye? ABC üçgenine baktığımda şuraya mesela A diyelim. Şurası da A olsun. Şuraya B diyelim. Şurası da B, B dediğim zaman. Şimdi dikkat edin. ABC üçgenine bakın. Bir üçgeni, bir iç açısı A, bir iç açısı B. İçerideki AED üçgenine bakın. Bir iç açısı B, bir iç açısı A. İki iç açısı ortak. O zaman bunlar benzerdir. Çünkü otomatik olarak üçüncü açıları da ortaktır. Buraya C dersem, yani aynıdır. Ortak demeyelim, aynı diyelim. Buraya C dersem burası da C olur. O zaman şu üçgende A'nın karşısı 3. Büyük üçgende A'nın karşısı 9. Şu üçgende C'nin karşısı 4. Büyük üçgende C'nin karşısı 3 artı X. 3'e böldüm, 3'e böldüm. 3, içler dışlar çarpımı. 12 eşittir 3 artı X. X eşittir 9. Cevabım Ceyhan olur arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Yıldız Teknik 2015 sorusu. ABC bir üçgen demiş. Tamam. DB 4, DB'nin 4 olduğunu vermiş. AB 6 demiş. Tamam. Bakın burada bir öklit var. 6'nın karesi eşittir 4 çarpı 4 artı X'tir. Alan ABC'yi soruyor. Tamam. O zaman şu X'i bir bulalım. 36 eşittir 4 çarpı 4 artı X. X ne olur buradan? 5 olur. X'in 5 olduğunu buldum. Şimdi burası 4 ise ben buranın şurayı bulabilirim değil mi? Şu yüksekliği. Buranın karesi H kare eşittir 4 kere 5 20. H kare 20 ise yine Öklit'ten H eşittir 2 kök 5. Bunun 2 kök 5 olduğunu biliyorum. Bunun alanı ne olacak? Yükseklik çarpı taban bölü 2. Yani 2 kök 5 çarpı 9 bölü 2. Gitti gitti. 9 kök 5 benim alanım olacak arkadaşlar. Evet, sıradaki soruya bakalım arkadaşlar. Yıldız Teknik 2016 sorusu. Şimdi AD DC'ye eşit demiş. Tamam.
Bakın buralar eşit ve 90 derece. O zaman burada bir ikizkenar üçgen var mıdır? Vardır. Şu ikizkenarını çekiyorum. Çektim. Burada bir ikizkenar oluştu. A, E, C. A, E, C ikizkenar oldu. Tamam. A, B'yi 12 vermiş. A, E'yi 5 demiş. A, E dedi. Yanlış yazmışlar arkadaşlar. Şurasıdır. B, E'dir bu. B, E, 5. 5, 12, 13 üçgeni oluştu. İkizkenar olduğu için burası da 13 oldu. Tamam. E, D, C kaçtır diyor. E, D, C. Şuranın alanını soruyor. Bakın. Ben şu üçgenin alanını bulabilirim. Nasıl? Tabanım 13, yüksekliğim 12. 12 çarpı 13 bölü 2. 2'ye böldüm 6. 6 kere 3, 18, 78. 78 şunun tamamının alanı. Tabanları eşit olduğu için bu iki üçgenin alanı eşittir. 78 bölü 2, 39 benim alanım olur arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Akdeniz Üniversitesi 2014 sorusu. Şimdi 4, 2 vermiş, 6, x vermiş. ABD'nin alanı 2 katı BCE'nin alanına eşitmiş. Bakın bu iki üçgende şurası ortak, doğru mu? Şimdi ABD'nin alanını yazıyorum. ABD'nin alanını. ABD 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs alfa. Bunun 2 katı. Bunun 2 katı. Neye eşitmiş? Ne eşitmiş arkadaşlar? Bu BCE'nin alanı. BCE'nin alanı. Yani şu alanı. Bu alan nedir? 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 6 artı x çarpı sinüs alfa. Sin alfalar gitti. 1 bölü 2'ler gitti. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 3. 6 artı x eşittir. 3 ile 6'yı çarptım. 18. X eşittir 12. Cevabım adına olur arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet. 19 Mayıs 2013 sorusu. DFBC'ye paralel demiş. Tamam. DEF'ye eşit. Tamam. 1-3 soru işaretini soruyor. 1-3 soru işareti. Bakın. Kelebek formülü. Ben buraya x dersem. Burası x olur mu? Olur. 1'in 3'e oranı. X'in 3x'e oranı olur. X'in 3x'e oranı. X bölü 3x eşittir. Şuraya m diyelim. M'nin m artı 4'e oranı. M bölü m artı 4. Gitti gitti. 3m eşittir m artı 4, 2m eşittir 4, m eşittir 2. M'nin 2 olduğunu buldum. AC'yi sormuş bana. AC ne eşit? M artı 4'e eşit. M'nin 2 olduğunu biliyorum. 2 ile 4'ü toplarsam 6 bulurum arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. 90-90 demiş. Tamam. 5-12-4 diyor. Tamam. Burası 3'tür. 3-4-5 üçgeni. İstanbul 2013 sorusu. Şimdi 3-4-5. X'i sormuş bana. Bakın şuraya A dersem, şuraya B dersem. A artı B 90. Burası da B olacak mı? Olacak. Şu üçgenle büyük üçgen benzer. Küçük üçgende A'nın karşısı 4. Büyük üçgende A'nın karşısı kaç? 12. Küçük üçgende B'nin karşısı 3. Büyük üçgen, düzeltiyorum. Küçük üçgende 90'ın karşısı 5. Büyük üçgende 90'ın karşısı 3 artı x. 4'e böldüm, 4'e böldüm. 3. 3 kere 5, 15 eşittir. 3 artı x, x eşittir 12. Cevabım adına olur arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Karadeniz 2013 sorusu. EF'yi 2 vermiş. EF şurası 2. AEFC'ye eşit 3. AE 3, FC 3. EB'yi 4 vermiş. Tamam. ABC 35 demiş. ABC tamamını 35 demiş. Bakın. Alan tabanla orantılıdır. Ben buraya 2A dersem buraya 3A derim. 4, 3, 5. 5A'yı görürse şöyle yazalım. Buraya da sol tarafa bakın. Şu üçgene bakın. Bu 3B olursa bunun alanı. Bunun alanı da 2B olur. Doğru mu? Tabanla orantılı. Şimdi dikkat edin. 4 kaçı görmüş? 6A'yı. Doğru mu? Hatta 3, 4, 5, 3, 4, 5. Hiç ona girmeyelim. ABC'yi 35 vermiş. Doğru mu? ABC ne? 5A artı 5B. Yani 5 parantezinde A artı B. Eşittir 35. A artı B ne oldu? 7. Bana neyi soruyor? S1 artı S2. S1 artı S2 ne? 2B artı 3A. O zaman A'yı ve B'yi bulmamız gerekiyor. Şimdi 4 neye denk gelmiş? 2, 5A'ya. 4, 5A'ya denk gelirse 3 kaç A'ya denk gelir? 3 bölü 4 ile çarpmış. Doğru mu? Bunu 3 bölü 4 ile çarpacağım. 5A çarpı 3 bölü 4 eşittir neye? 5B'ye. 5B dersek B'ler gitti.
3A eşittir 4B. 3A'nın 4B olduğunu buldum. A nedir? 4K. B nedir? 3K. Yazın yerine 7K eşittir 7 ise K eşittir 1. Bana neyi soruyor? S1 artı S2. Yani 2B artı 3A'yı soruyor. B'nin 3K olduğunu biliyorum. 3 kere 2 6K artı. A'nın 4K olduğunu biliyorum. 4 kere 3 12K eşittir 18K. K1 ise cevabım ne olacak? 18 olacak derim arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. YÖS 2009 sorusu. Güzel bir soru. ABC'nin DEFH'ye oranı soruluyor. Tamam. DEFH'ye oranı soruyor. Şimdi bakıyorum. Şunu görüyorum değil mi? Bakın. İkiz kenar üçgen. Şurası orta nokta. Şurası da orta nokta şuna göre. Şurası da orta nokta şuna göre. Doğru mu? Tamam. O zaman ben şunu çekersem. Şunu şuradan çekersem. Ne oldu? Bu içeride bir paralel kenar var. Doğru mu? Bu paralel kenardır. Çünkü birin iki oranı, birin iki oranı. Paralel kenardır. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Şuranın alanını A dersem şuranın alanı da A olur. Dikkat edin. Şu tabanlar eşit. Burası A ise burası A oldu. Dikkat edin. Şu tabanlar eşit. A A ise buranın da 2A olması gerekir. Buraya A kaldı. Şimdi şuna dikkat edin. 2 tane eşitlik 4A'yı görmüş. Bir tanesi neyi görür? 2A'yı görür. Bize neyi soruyordu? Şunun alanının yani 2A'nın tamamının oranı. 2, 3, 4, 5, 6. 6A'yı oranı. Gitti gitti. 1 bölü 3. Tam tersini soruyor. Bunun bunu oranını soruyor. Yani 6A bölü 2A yapacağız. Gidecek cevabımız 3 olacak arkadaşlar. Evet. Sıradaki soruya bakalım arkadaşlar. Karadeniz 2013 sorusu. 20x demiş, 12 6 vermiş, kaçtır diyor. Tamam, buranın 20 olduğunu buluyor, vermiş bana. Bakın 12 20 16 üçgenidir. Burası 16. O zaman burası ne olacak? 16 eksi x olacak. Şimdi ben buraya A dersem, burası B olur mu? Olur. AB. Şu büyük üçgene bakın, ABC. Burası A, burası 90 ise burası da B olacak. O zaman şu üçgenle, küçük üçgenle ABC üçgeni benzerdir. Küçük üçgende A'nın karşısı 6, büyük üçgende A'nın karşısı 12. Küçük üçgende 90'ın karşısı 16 eksi x. Büyük üçgende 90'ın karşısı 20. Benzerliğimi kurdum. 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 5. 3'e böldüm 3'e böldüm 2. 2 kere 5 10 eşittir 16 eksi x. X eşittir 6. Cevabım adına olur arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. YÖS 2007 sorusu. DEAB'ye paralel. DEAB'ye paralel. Tamam. 6, 4 demiş, 6 demiş, 4 demiş. AB, BC, AC'ye eşit. BC, AC'ye eşit. Bu ne demek? Eşkenar üçgen olduğunu gösterir. O zaman burası 60 derecedir, burası 60 derecedir, burası 60 derecedir. Bu paralelse doğal olarak burası da 60, burası da 60, burası da 60 olur. 4, 4, 4 olur. Bakın, şu da eşkenar üçgen oldu. 10, 10, 6, 4 daha 10. Burası da 10 olur. Bunun büyük üçgen de eşkenar üçgen. Burası x ise 10 artı x. Burası x. Burası 10 artı x olur. Bize neyi sormuş? BEDL'nin oranını. BEDL'nin alanını sormuş. Tamam. Buralara hiç gerek yok. Eşkenar üçgenin alan formülü nedir? A kare kök 3 bölü 4. A ne? Bir kenarı 10. Doğru mu? 100 kök 3 bölü 4. Eksi şunun alanını çıkaracağım. A kare 16 kök 3 bölü 4. 100'den 100 bölü 4 25 kök 3 eksi 4 kök 3 eşittir 21 kök 3 cevabımız adına olur arkadaşlar. Serinin devamı gelecek. Çıkmış sorularla konu konu. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin arkadaşlar.